Bu olay bir grizi patlaması şeklinde meydana geldi. Grizi patlaması dediğimiz olay, kömürün bünyesinde bulunan metan gazının üretim sırasında, çalışmalar sırasında ortama sirayet etmesi sonucunda oksijenle birleşip patlama konsantrasyonuna ulaştıktan sonra bir ateş kaynağıyla buluşması sonucunda meydana gelen patlamadır. Patlamadan sonra da çok yüksek basınçlı bir patlama oluyor. O yüksek basınç insanların ölümüne neden oluyor. Ayrıca bu patlama sırasında ortaya büyük bir alev çıkıyor. 5000 dereceye ulaşan sıcaklıkta bir alev çıkıyor. Bu çıkan alevde insanların yanmasına, yanarak yaralanmasına, yanarak ölümüne sebep oluyor. Şimdi patlamanın nedenleri bilinen şeyler midir? Evet, yüzlerce yıldır dünyada ve Türkiye'de kömür üretilir. Yüzlerce yıldır patlamalarda yaşanır ama bilimin ve teknolojinin gelişimiyle buna çözümler üretilmiştir. Ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Metan gazının ortamda, metan gazı kömürün bünyesinde olduğu için mutlaka çıkacaktır. Bunu engelleme şansımız yok. Ama bizim neyi engelleme şansımız var? Bunun patlama konsantrasyonuna yükselmesini engelleme şansımız var havalandırmayla. Bunu havalandırma sistemi, iyi uygun bir havalandırma sistemi kurarak önleyebiliyoruz. Şimdi bunu uygun havalandırma sistemi devreye sokabilmek, bunun içinde gazı önceden haber veren, daha düşük düzeylerdeyken haber veren sistemler var. Bunlar sabit gaz izleme sistemi dediğimiz bir gaz izleme istasyonumuz var ocak içerisinde. Bunlar ölçüm verilerini hem yukarıya iletiyor, kayda sokuyor, hem de aşağıda uyarı ve ikazlar yapıyor. Gaz izleme sisteminin olmadığı bölümler de oluyor ocaklarda işin gereği olarak. Orada da seyyar ölçüm cihazları kullanıyoruz, el aletleri. Onlarla ölçüyoruz. Oradaki gazın durumunu tespit ediyoruz. Bazen gaz yavaş yavaş gelirken bazen de aniden, degaj diyoruz bir olaya, aniden ortama gaz basıyor. Buna karşı alınacak önlemler de var aslında. İşte kontrol sondajları, degaj sondajları. Bunlar da önceden gazın gelip gelmeyeceğini tespit ediyoruz. Tespit gaz olan yerlerde de kontrol sondajı dediğimiz işlemi yaparak bunun aniden ortama gelmesini engelliyoruz. Yavaş yavaş gelmesini sağlayarak konsantrasyonu düşürüyoruz. Bunun önlemi bu şekilde. Bu işte gaz izleme sistemi sonuçları dikkatli değerlendirildiğinde, kontrol sondajları sonuçları dikkatli değerlendirildiğinde ve gerekli önlemler alındığında metan konsantrasyonu çok rahatlıkla engellenebilir. Ha şimdi burada bir ihmal var mı? Yani bu ikisi bir araya geldiyse bu ikisinin bir araya gelmesini engellemek işletmelerin, işverenlerin görevi. Bu ikisi bir araya geldiyse demek ki ikisini de bu konuda bir ihmal olmuş durumda diyebiliriz. Bu ihmalin şimdi kim, ne zaman, nasıl bir ihmalde bulundu diyebilmek için bu olayın üzerinde iyi bir ekip tarafından iyi bir inceleme yapılması gerekiyor. İnceleme için de ocak planı gerekiyor, havalandırma planı gerekiyor, gaz izleme sisteminin sonuçlarının ortaya çıkması gerekiyor, seyyar gaz izleme sisteminin son verilerinin ortaya çıkması gerekiyor. Ocaktaki o günkü tertip plan dediğimiz kim nerede görevlendirildi, hangi işler yapıldı, hangi işlerle uğraşıyorlardı, bunların ortaya konması gerekiyor. Bu veriler ortaya konduğunda bu kazanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiği, nedenlerinin ne olduğu çok rahatlıkla ortaya çıkarılacaktır. Sonra da zaten hukuki süreç başlayacak. Yani bu kazada, faciada ihmal olanların kusurları, suçları belli olacak ve yargılama süreci başlayacak. Ama burada genelde biz hep şunu söylüyoruz. Genelde bu işler böyle basit bir iki kişinin kişisel hatasından kaynaklanmaz. Aslında proje aşamasından başlayıp havalandırma sistemi, ocağın planı, ocağın organizasyonu, orada çalışanların yetki ve sorumluluklar üzerinden gitmek gerekiyor. Ama genelde bu iş orada çalışan en alt seviyedeki bir iki tane mühendise yıkılır ve gerçek sorunlar ortaya çıkmadığı için de karar vericiler genelde bu işte mahkum olmadığı için de sonuçta bu kazalar yaşanmaya devam eder. Bilimde ve teknolojide fıtratın yeri, kaderin yeri çok yok. Ona göre planlamalar yapılmaz, ona göre işler yapılmaz. Bu dünyada nasıl engelleniyorsa Türkiye'de de çok rahatlıkla engellenebilir. Türkiye'de ne yazık ki çalışma yaşamı, çalışma koşulları, çalışma ilişkileri adil değil. Çalışma barışının 3 sac ayağı vardır. İşçi, işveren ve devlet. Burada bir denge olması lazım ama
ülkemizde uygulanan, son yıllarda uygulanan neoliberal politikalar sonucu bu denge emek ekseninden uzaklaşmıştır. Bu nedenle işçilerin burada sendikal örgütlenmeleri üzerinden duruma müdahil olma şansları Türkiye genelinde de kalmamıştır. Sendikal da olsa bazı iş yerlerinde de kalmamıştır. Bu nedenle böyle bir dengenin olmadığı yerde sadece teknik önlemlerle, teknik kurallarla da çözülme şansı yok. Çalışma barışının işçi, devlet ve sermaye arasında dengeye gelmesi gerekmektedir. Hatta ezilenler anlamında işçiden tarafı biraz, yani devletin koruma görevinden, vatandaşını koruma görevi devletin anayasal bir görevdir. Buradan bakarak mağdur olanı, güçsüz olanı daha koruyucu risk grubu olarak ele alıp ona göre değerlendirmesi gerekir. Yani bu iş sadece teknikle değil de biraz da siyasi ve ekonomik politikalarla da düşünülmesi gerekiyor. Tek başına böyle düşündüğümüzde çözüm üretemeyiz. Zaten ülkemizin hani bu hukuksal süreçlerle ilgili yaşadığı çok önemli sorunlar var. Kimi yerde aynı suçu işleyen birileri çok büyük cezalar, çok uzun yıllar hapis cezaları alırken kimsenin de başına bir iş gelmiyor. Zaten hukuk sisteminde son zamanlarda cezasızlık gibi bir kavram ortaya çıktı. Bunun da ortadan kaldırılması gerekiyor. Aslında bu sorunların hepsinin çözümü yukarıdan başlayarak gitmek lazım. Ülkede demokrasinin tüm kurum ve kurullarıyla işlemesi lazım. Bağımsız yargının işleyip hukukun evrensel kurallarının uygulanması lazım. Bunlar uygulanmadan, bilimin ve tekniğin kuralları uygulanarak bu işler çok rahatlıkla çözülebilir diyemeyiz. Ve bu nedenledir ki Soma milat olmadı. Ermenek yaşandı, Şirvan yaşandı, şimdi Şırnak'ta yaşandı, şimdi de Amasra'da yaşandı. Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor ve şunu diyebiliriz, yani hala belki de sadece madencilikte değil, pek çok alanda pek çok riskler ortada. Her yıl ortalama 2000'in üzerinde insan hayatını kaybetmekte iş kazalarında. Madencilik sektöründe bu büyük kazaları hariç tutarsak ortalama 65-70 ölüm olmakta her yıl içerisinde. Yani 5 yılda bir, her 5 yılda bir Soma yaşıyoruz.